Evet, selamlar sevgili kardeşlerim. Bu tabii kitap incelemeleri biraz yoruyor. Aynı gün çekiyorum videoların hepsini. Dolayısıyla biraz yavaşlıyorum. Artık siz hızlandırarak dinlersiniz. Şimdi burada güzel bir kitap var. Tesettür Hakikati bölümünde inceleyeceğim. Tesettür Risalesi şerh etmiş bunu birisi. Kim? Elhac Molla Muhammed Ali Doğan. Molla Muhammed mi artık diyorlar kısacası. Tahşiye yayınları. Tabii kişiyle alakalı kişi yorumları yapmıyoruz biz kanalda genelde biliyorsunuz. Zaruri durumları hariç. Sadece kitabını yorumlayacağım. Zaten kitap yorumlama şeklimi de aşağı yukarı biliyorsunuzdur. Burada müellifin girişte şöyle bir iddiası var. Bir takım nurcuları eleştiriyor ve diyor ki o gizli komitenin aldatmalarına aldanan bir takım nurcular tesettürü şer'i hususunda İslam alimlerinin iki görüşünün mevcut olduğunu söylüyorlar ve bir kısmı çarşaf giymek ve yüzü kapatmak azimet ve takvadır diyorlar. Bir kısmı da manto ve başörtüsü giymenin ruhsat olduğunu ve bununla da tesettürün olabileceğini söylüyorlar. Buna kesinlikle katılmıyor müellif. Ya ben de burada müellife kısmen katıldığımı söylemeliyim. Üstad Bediüzzaman Hazretleri bu konuda azimet ve takva tarafını tutmuş. Dolayısıyla ruhsatla amel etmemiştir. Demek manto ve başörtüsü de şer'i tesettürden sayılabilir tarzında bir takım nurcuların düşündüğünü söylemiş bu böyle ve bunu eleştiriyor. Bunun böyle olmadığını söylüyor. Hatta burada ne diyor? Haşa böyle fasit ve batıl bir fikir İslam alimlerinden sudur etmemiştir. Böyle mesnetsiz bir isnat İslam alimlerine bahsus Said Nursi Hazretleri'ne bir iftiradır. Zira Bediüzzaman Hazretleri Tesettür Risalesi adlı eserinde 1350 sene zarfında ve her asırda 350 milyon insanın hayat-ı içtimaiye insaniyede kutsi bir düsur olarak yer alan ve 350 bin tefsirin tasdik ve ittifaklarını geçmiş ecdadımızın itikat ve uygulamalarına isnat eden tesettür-ü şer'inin ancak çarşaf olduğunu izah ve kadınların baştan ayağa kadar yüz ve eller dahil olmak üzere cilbap yani çarşafla örtünmelerinin Kur'an'ın kesin bir emri olduğunu. Manto ve başörtüsünün ise tesettürü şer'i olmadığını ve bu hususta böyle bir ruhsatın bulunmadığını ispat etmiştir diye Bediüzzaman'ın bu ifadelerinde bunları söylediğini ifade ediyor. Bizler bu çalışmamızda hani bunun yanlış olduğundan falan filan insanlara göstereceğiz diyor. Hatta Bediüzzaman Hazretleri zamanında manto ve çarşafın olmadığını hani manto ve çarşafa değil Bediüzzaman Hazretleri tesettürün kaldırılmasının işte manto giymek ve başörtüsü takmak şeklinde olarak algıladığını ve onun için yargılandığını falan burada söylüyor. Yani müellifin iddiasına göre, Molla Muhammed'in iddiasına göre Bediüzzaman'ın tesettür risalesi yüzünden hapse girmesinin sebebi manto ve başörtüsüne karşı çıkmasından dolayı. Dolayısıyla çünkü onun zamanında zaten yokmuş diğer açıklık, saçıklık. Dolayısıyla çarşafın kalkmaması için o şeye girmiş, hapse girmiş. Öyle söylüyor. Yani bunlara tabii bu düşünmek lazım. Katılıyorum, katılmıyorum şeklinde değil de. Evet yani burada doğru da olabilir bu yorum ama ben %100 bu yoruma katılmıyorum tabii ki. Onu da söyleyeyim. Ya ben incelemeden, araştırmadan bir yoruma evet de daha hayır demem. Dolayısıyla nurcuların bu konuda yanlış düşündüğünü ve işte bu kendi o nurcuların o yanlışına da bu tesettür risalesiyle ve birçok alimin görüşüne de dayanarak ortaya koyacağından falan bahsetmiş. Müfessirlerin beyanına göre hususan Muhammed Ali Sabuni'nin tespitine göre tesettür emri Müslümanlar tarafından daha kolay kabul edilmesi ve toplumda daha rahat uygulanması için birkaç merhalede nazil olmuştur. En son ve en mükemmel şeklini ise cilbap yani müellifin iddiasına göre çarşafla bulmuş. İşte Cahiliyet-i Ulya'daki merhaleden bahsetmiş. Onunla alakalı ayetten. Bunları biz konuştuk. İkinci merhaleden, üçüncü merhaleden, dördüncü merhaleden, birinci merhalede Ahzab 33'ü, ikinci merhalede Nur 31'i, üçüncü merhalede Ahzab 59'u,
delil getirmiş. Yine dördüncü merhalede Ashab 53. Ve Şafii mezhebine göre yukarıda zikredilen işte Ashab 53'te Hicab ayeti denilen ayette peygamberimizin zevcelerine has olduğunu söylemiş. Bu sebeple ezvacı tayrat dışındaki mümine kadınların evin içinde çarşaflı bir surette erkeklerin huzuruna çıkmasının caiz olduğunu nakletmiş. Yani diyor ki bu peygamber zevcelerinden bir şey istediğinizde onu perde arkasından isteyin. Bu sizin kalpleriniz için de onların kalpleri için de daha temizdir ayetinin, Ahzab 53'ün. Şafii mezhebine göre bu ayetin peygamber hanımlarına has olduğunu aktarıyor müellif. Ve bu sebeple peygamberin hanımları dışındaki mümine kadınların evin içinde çarçaflı bir surette erkeklerin huzuruna çıkmasının caiz olduğunu söylemiş. Bir kısım fukaha-i İslam ise şöyle buyurmuştur. Bu ayet-i kerimede ezvac-ı tahirata peygamberin zevcine has değildir. Umumun görüşü budur yani. Yani doğru olan. Zaruret hallerinde çarşafla belki, yani ben bir şey demiyorum tabii de, çıkılabilir mi? O Şafii'ye isnat etmiş bu görüşü. Yani bir takım tesettüre ya da tesettür hakikatine uygun olmayan sahabenin hanımlarıyla Efendimizin, başta Efendimiz başta olmak üzere sahabe-i kiramın erkeklerinin tesettürsüz kadınlarla konuşmaları ve başta ezvac-ı tahirat olmak üzere sahabe-i kiramın hanımlarının tesettürsüz erkeklerle konuşmalarıyla alakalı hadis-i şerifler ve tarihi vakaların tesettür emrinden önce olduğunu söylemiş. Bu açık zaten, yani bu herhalde biliniyor. İbn-i Mesud'dan şöyle bir hadis nakletmiş. Tirmizi'den ve İbn-i Hibban'dan. Kadının her tarafı avrettir. Dışarı çıktığında şeytan onu gözler. Zaten bu hadislerin yorumlarını ben yapmıyorum. Yapsam yaparım yani. Kadının Rabbinin rahmetine en yakın olduğu hal evinin içinde bulunduğu haldir. İşte Bediüzzaman Hazretleri bu ayet-i kerimelerin kadınlar yuvalarında kalmalarını, zaruret ve ihtiyaç olmadıkça erkeklerin içine karışmamaları gerektiğini ayet-i kerime hadisleri bize söylemiş. Dışarı çıktıklarında namahrem erkeklere karşı çarşafa bürünmelerini emretmişti. İşte Bediüzzaman Hazretleri de bu ayet-i kerimelere ve hadis-i şerifelere dayanarak Lemaat adlı eserinde kadınlar yuvalarından çıkıp beşeri yoldan çıkarmış, yuvalarına dönmeli deyip Tesettür Risalesinde kadının siperi ve kalası çarşafı olduğunu beyan buyurup kadının namahrem erkeklere karşı çarşafa bürünerek örtünmesinin hem emri ilahide hem de kadının fıtratının muktizası olduğunu izah etmişti. Tabi bana bu noktada şey sorulursa, yani neonurcular için neonurcularla Molla Muhammed arasında bir tercih yap desen, ben yine Molla Muhammed'i tutarım yani, onu söyleyeyim. Yani bu konu üzerinde söylüyorum. Nitekim Üstad Bediüzzaman Hazretleri Ehl-i Sünnet ve Ehl-i Sünnet olmayan işte Mutezile, Şia ve Habilik gibi mezheplerin ittifaken şer'i tesettür olarak kabul ettikleri çarşafın farziyetini hikmetleriyle beraber eserlerinde izah etmiş ve ispatlamıştır. Manto ve başörtüsünün tesettürü şer'i olarak kabul etmeyen Bediüzzaman Hazretleri kadınların manto giyip başörtüsü takmak suretiyle daha cazibedar bir hale gelip erkeklerin bulunduğu meclislere, sempozyumlara ve konferanslara katılmalarının asla fetva vermemiş, haremlik ve selamlığı ortadan kaldırmamış, bilakis kadınların yuvalarına dönmelerini, çıktıklarında ise hicab-ı şer'i olan çarşafa bürünmeleri gerektirir müdafaa etmiştir. Kur'an'ın bu farz hükmünü de ispat etmiş. İşte kadınlara çarşafı farz kılanın cilbab ayeti olduğunu söylüyor müellif. Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin ifadesiyle 350 sene boyunca bir fiil çarşafa bürünmüşlerdir. 1350 sene boyunca. Ancak 40 kıyafet inkılabıyla beraber Kur'an-ı Azimüşşan'ın kadınlara farz kıldığı bu tesettür-ü şer'i olan çarşaf kaldırıldı. Onun yerine şer'an ziynet sayılan ve üzerleri çarşafla örtülmeleri gereken manto ve başörtüsü ikame edildi. Üstad Bediüzzaman Hazretleri hayattayken tesettür risalesini yazdığı devirde resmen baş açıklığı yoktu. Yıl 1935. Çarşaf yerine manto ve baş örtüsü getirilmişti. Üstad Bediüzzaman Hazretleri açık saçıklık ile değil, manto ve baş örtüsü ile yüzü açık bırakma bid'ası ile mücadele etti diyor. Çünkü kılık kıyafet inkılabı çarşafa karşı yapılmıştı. Bu kıyafet, yani manto ve baş örtüsü 1960
Cemal Gürsel inkılabına kadar devam etti. Daha sonra açık saçıklık yayıldı demiş. Bu müellifin iddiası tabii. Ben bir baktım da böyle olduğunu, böyle olmadığını söyleyenler de var tarihi olarak. Ama Bediüzzaman Hazretleri'nin gene Haliç'teki o yolculuğunda açık saçık binler Rum ve Ermeni kızları derken Kağıthane Şenliği'nde açık saçıklığa bürünenlerin gene yerel insanlar olmadığını söylemiş. O da buradaki Molla Muhammed'in ifadesini doğruluyor. Dolayısıyla hatta okullarda okutulan ders kitaplarında Kur'an'ın farz emri olan çarşafın kadınlar için bir esaret alameti olduğu. Her çarşafa karşı olan bu ön yargı, özellikle o yıllardan itibaren oluşturulan bu ön yargı hala devam eden burada bir hakikat payı olduğunu gösteriyor yani. Manto ve başörtüsünün ise güya kadınlar için hürriyet ve serbestiyet alameti ve medeniyeti sefihenin günahları tervic eden medeniyetin güzelliği olduğunu fotoğraflarla göstermiş şeklinde. Böylece 1350 seneden beri devam ede gelen Kur'an'ın bu hükmüne karşı muaraza edilmiş. Dolayısıyla sadece ders kitaplarındaki fotoğraflara bakılsa bile tesettür-i şer'inin çarşaf olduğu, mantı ve başörtüsünün ise onun yerine ikame edildiği bedaheten görülecektir. Doğru. Yani şöyle doğru derken ben bu kitaptaki görüşleri açısından Molla Muhammed'i değerlendiriyorum. Yoksa yani Molla Muhammed'in tabii her görüşüne katılmıyorum. Katılmadığım birçok görüşü de var. Dolayısıyla Bediüzzaman da tesettür risalesini bu bağlamda yazıyor ve çarşafa bürünmelerinin kadınların hem farz olduğunu hem de fıtratlarının müktezası olduğunu hem de onları tecavüzattan koruyan bir kala ve siper olduğunu ilmen ve hikmeten ispat ederek müdafaa etmiştir. Ya tabii nurcuların hepsi böyledir diye bir şey var mı? Yok. Yani şu an ben Kelkit'teyim. Hani nurcu hanımların birçoğu çarşaflı. Ya da işte mesela yazıcılar diye bir grup var. Hayrat Neşriyat. Bunlar da mesela çarşaflı. Yani bazıları da öyle değil. Hatta bazılarında çarşafa karşı önyargı olduğunu biliyorum. Bu tabii kesinlikle yanlış. Yani bu burada müellifin eleştirdiği görüş bile değil. Hani takva olan görüşü eleştiriyor ya. Yani onlar ona bile girmiyor. O tabii olmaz. Yoksa haşa o zat manto ve başörtüsünü tesettür-i şer'i yerine kabul edip müdafaa etmemiştir. Kadınların korunaklı bir kalası ve siperi çarşafı olduğunu söylemiş. İlmen ve hikmeten ispat ederek müdafaa etmiştir demiş. Belki eserlerinde açık ifadeyle kadının siperi, kalası ve çarşafı olduğunu ifade etmekle beraber el ve yüzün de kapanması gerektiğini yine aynı eserin şu cümlesinde. Bu da enteresan. Yani burada aynı eserin şu cümlesinde Bediüzzaman Hazretleri el ve yüzün kapanması gerektiğini falan da söylemiş diyor. Bunu ben okuduğumda dedim Allah Allah. Bundan sonra hangi cümle gelecek acaba? Dikkatimi çekmişti. Bakalım hangi cümle o. El ve yüzün kapanması gerektiğini söylüyormuş. Çünkü mahremin siması, yani mahrem, namahrem olmayan mahremi biliyoruz herhalde. Mahremin siması mahremiyetten haber verir ve namahreme benzemez. Buyurmak suretiyle yüz ve el mahremlere karşı kapanmaz. Ancak namahremlere karşı onların da kapanması gerektiğini açıkça ifade etmiştir demiş. Çok açıkça bir ifade ben göremedim ama yani bu tekrar okuyorum. Bismillah. Şimdi şu aynı eserinde şu cümleyle söylemiş. Kadının elinin ve yüzünün kapanması gerektiğini. Çünkü mahremin siması yüzü mahremiyetten haber verir ve namahremlere benzemez. Buyurmak suretiyle yüz ve el mahremlere karşı kapanmayacağının, yani bunu bu şekilde yorumluyor. Yüz ve elin mahremlere karşı kapanmaması gerektiğini, hani kapanmayabileceğinin ancak namahremlere karşı onların da kapanması gerektiğini açıkça ifade etmiştir diyorum. Açıkça bir ifade yok yani. Hani mahremin siması mahremiyetten haber verir ve namahreme benzemez demiş. Burada daha çok şu galip. Yani mahremlerin yanında el ve yüz açılabilir. Hani ileride gelecek işte bacak falan, sırt açılmaz. Ama buradan şey direkt çıkmıyor yani hani. Buyurmak üzere yüz ve el mahremlere karşı kapanmaz ancak namahremlere karşı onların da kapanması gerektiğini açıkça şöyle dese daha doğru olurdu burada. Yani yüz ve el mahremlere karşı kapanmaz ancak namahremlere karşı onların da kapanmasının gerekli olduğu yorumu da buradan çıkarılabilir şeklinde dese belki daha iyi olur. Açıkça ifade edilmiştir ifadesi çok
katılabileceğim bir ifade. Evet, bu cümle ifade eder ki yüz mahremiyetten haber veriyor ve namahremlere benzemiyor. Bu sebeple kadın yüzünü mahreme karşı açabilir ama namahreme karşı açamaz demiş. Evet ya, bu şekilde yorum yapılamaz demiyorum ben bunu ama sadece açıkça böyle beyan ediyor diyemeyiz. Evet. Bediüzzaman Hazretleri şerhini yaptığımız Tesettür Risalesi'nde 1350 sene zarfında her asırda 350 milyon insanın içtima hayatında kutsi bir düstur olarak yer alan 350 bin tefsirin tasdik ve ittifakına geçmiş ecdadının itikad ve uygulamasına de tesettür-ü şer'inin çarşaf olduğunu izah ve kadınların baştan ayağa kadar yüz ve elleri de dahil olmak üzere cilbapla örtünmelerinin Kur'an'ın kesin bir emri olduğunu ispat etmiştir. Tabi bu ifadeler biraz iddialı ifadeler. Hem Dellal-ı Kur'an olan Bediüzzaman Hazretleri'nin Kur'an'ın kadınlara yönelik bir emri olan çarşafı müdafaa etmesi mahkemelerde 28 senelik hapis ve sürgün müddetinde en mühim bir suç ve ceza unsuru olarak kabul edilmiştir. Ve mahkumiyetinin en mühim sebeplerinden biri olarak gösterilmiştir. Dolayısıyla manto ve başörtüsünün kadının şer'i tesettürü yerine kabul edilebileceği ve Kur'an'ın bunu öngördüğü ve Bediüzzaman da bunun kabul ettiği doğru değildir demiş. Hem 350 bin müfessirin ve fukaha-i İslam'ın ittifakıyla sabit olan Müslüman kadının şer'i tesettürü çarçaftır. Burada tabii çarçafı tarif etmemiz aslında hani bir nevi cilbap gibi de düşünebiliriz bunu. Ama işte cilbap eşittir çarçaf ve o da eşittir bugünkü çarçaf dediğimizde burada biraz daraltmaya gideriz. Bu çok doğru olmaz. Hükmünü tekzip etmiştir. Ve 1350 senelik alem-i İslam'ın uygulamasını reddetmiş. Aynı zamanda bir hükmü Kur'an'ı kaldıran ecnebi ve bid'atkar komitenin fikirlerine ve uygulamalarına destek ve revaç vermiş ve onlara tabi olmuş olur. Bunu söyleyenler orada o nurcuları da tabi eleştiriyor. Ahzab suresi 59. ayet-i kerimesindeki cilbap ayeti tesettürün keyfiyetinin manto ve başörtüsünün şer'i bir tesettür olmadığını gayet açık bir şekilde beyan ettiği halde bu asırdaki ekser insanlar gafil, gaflet, ifal, gelenek ve görenek ve cehalet gibi sebeplerle böyle bedihi bir meselede bile aldanmakta, hatta geniş bir mantonun da tesettür yerine geçebileceğini iddia etmektedirler. Onların temeldeki hataları ayetin sadece setre avreti emrettiğini zannetmeleridir. Halbuki ayet setre avretle beraber setre ziyneti de emretmektedir. Evet, bunlar doğru. Bu ayet-i kerime Medine'de nazil olmuştur. O zamanki Arap kadınları setre avrete riayet zaten etmekteydiler. Yani baş örtüleri ve elbiseleri vardı. Cilbap ayeti Müslüman kadınların başörtülerini ve elbiselerini örtmeler için nazil olmuştur. Demek cilbap ayetinin nüzul sebebi sadece setre avret için değil, belki kadının yüz dahil baştan ayağa kadar bütün bedenini ve başörtüsü, elbise ve ziynetlerini setretmek içindir. Ve Kur'an'ın nazarında ziynet kabul eden elbiselerin de o örtüyle örtülmesi emredilmektedir. Eğer Kur'an'ın tesettür emri bu şekilde olsaydı bu durumda Kur'an'ı hakimin emri haşa abes olurdu eğer manto ve işte başörtüsü yesseydi. Manto ise bluz, kazak, ceket ve etek gibi bir elbisedir. Çünkü elbise giyilen ve süs sayılan, onunla setre avret yapılan şeydir. Örtü ise giyilmeyip başın üstünden sarkıtılarak bütün beden ve elbiselerin onunla saklandığı şeydir. Bu mevzunun daha iyi anlaşılması için şöyle bir izahat getirilebilir. Bir kadın manto giyse setre avret tahakkuk etmiş olur ve onunla namaz kılabilir. Fakat namahrem erkeklere karşı onunla tesettür etmiş sayılmaz. Baştan ayağa kadar bütün vücudu örten, şeffaf ince olmayan, vücut hatlarını belli etmeyecek derecede geniş olan, ziynet özelliği taşımayan, erkeklerin nazar dikkatini celbetmeyen ve erkeklerin elbiselerine de benzemeyen bir örtü ile örtünmesi gerekir. Kadınların evlerinde, bilindiği üzere Kur'an-ı Kerim'de erkek elbisesi konusunda detaylı açıklamada bulunmadığı halde kadın kıyafeti konusunda teferruatta emir ve yasaklar vardır. Bunlardan birkaçını şöyle sıralayabiliriz demiş. Neymiş onlar? Kadınlara evlerinde oturmalarını ve ziynetlerini izhar ederek sokağa çıkmamalarını emreden ayet, ziynetlerinin ve ziynet yerlerini açmamalarını, başörtünün yakalarını kapatacak şekilde üzerlerini sarkıtmalarını, ziynetlerini izhar için ayaklarını yere vurmamalarını ve cilbaplarını üzerine almalarını emreden ayetler.
Allah Celle Celaluhu başörtülerini yakalarını örtecek biçimde başlarını örtsünler emrini vermiştir. Bu ayetten sonra gelen Ahzab suresi 59. ayette ise müminlerin kadınlarına da söyle cilbaplarını üzerine sarkıtsınlar. O Nur 31'de üzerlerine sarkıtsınlar, yaklaştırsınlar emrini vermiştir. Ahzab 59. İşte daha sonra da bu cilbap ayeti önceki ayetle aynı şeyi anlatmış olamayacağına göre birincisinde anlatılan başörtüsüne ilave olarak başka bir şeyi emrediyor demektir. Bu da başörtüsünün haricinde bir çarşafın yani bir cilbabın olduğunu gösterir. İşte ulema-i İslam bu ince noktadan, işte Nur 31'den sonra Ahzab 59'un gelişi ve bu ince noktadan hareketle ulema-i İslam bu ayetin başta asıl saadet olmak üzere 1400 sene zarfında uygulanma biçiminden hareket ederek cilbap hakkında çeşitli izah ve tarifler getirmişlerdir. Cilbap nedir? Cilbabın giyim şekli. Görüleceği gibi bu tariflerde umumiyetle belirlenen ortak nokta cilbabın giyilenden çok bürünülen ve normal elbisenin üstünde örtülen bir örtü olduğudur. Aslında uygulama da böyledir yani. Nitekim burada cilbabın giyiniş şekliyle alakalı bir takım müfessirlerin görüşlerini aktarmış. İbnül Cevzi başlarını ve yüzlerini örtsünler demiş. Ahzab 59 bağlamında. Ebu Hayyan yine aynı ayet bağlamında cilbaplarını üzerlerini örtsünler ifadesi bütün bedenini örtülmesini anlatır. Üzerlerine ifadesiyle yüzlerini örtmeleri kastedilmiştir. Çünkü cahiliye devrinde kadınların açık olan sadece yüzleriydi demiş. Ebu Suud kadın cilbabı başına atar ve kenarında göğsünden sarkıtır demiş. Bu ayet kadınlar herhangi bir sebeple dışarı çıkarlarsa yüzlerini ve bedenlerini örtsünler manasında gelir demiştir. Süddi bir gözleri hariç bütün yüzlerini kapatsınlar. İbni Kuddame ya da cilbap giyilmeyerek entari üzerinden kuşanılır demiştir. Cilbap giyinilmeyerek entarinin üstüne böyle alınır, kuşanılır demiş cilbap için. İbn Abbas kadınlar hür olduklarının bilinmesi için tek gözleri hariç başlarını ve yüzlerini örterler demiş. İbn Sirin bir çarşaf alıp kuşandı. Başının tamamını kaşlarına kadar örttü. Cilbabın nasıl olduğunu, Ubeyde Es-Semani cilbabın nasıl olduğunu, örtüldüğünü sordum. O da dedi ki, bir çarşaf alıp kuşandı, başının tamamını kaşlarına kadar örttü. Sol gözünü açık bırakarak gözünü de örttü. İşte cilbap böyle kuşanılır dedi. Bakınız Zadul Measır cilt 5 sayfa 250, Ebu Suud cilt 6 sayfa 81, İbnül Kudame El-Muğni cilt 1 sayfa 602. Var burada kaynaklar bakabilirsiniz. Sayfa 22'de. Elmalı'dan nakil yapmış çarşafın, cilbabın ne olduğunu. Kaşlarına kadar başlarını örttükten sonra bütün yüzünü de örtmek sadece tek bir gözü açık bırakmak şeklinde. Alnının üzerinden sıkıca sardıktan sonra burnunun üzerinden dolayıp gözlerin ikisi de açık kalsa bile yüzünün ekserisi ve göğsünü tamamen örtmek şeklinde yorumlamış. Biz zaten Elmalı'yı ayrıca çektik. Renk mühim midir? Cilbap ayeti nazil olduğu zaman Ensar kadınları siyah çarşaflara büründüklerinden ötürü işte karga benzetmesi yapılmış renk açısından. Cessas'tan, Sabuni'den aktarmış. Siyah çarşaf öneriliyor. Çünkü diğerleri nakışlı desenli özellikle göz alıcı renkler. Tabi bu renk meselesini hiç böyle düşünmeyenler de var. İstediğin renk giyebilirsin diyenler. Bana göre erkeklerin kadınların dışarıya bu şekilde çıkma izni vermeleri, bundan hoşlanmaları ve kadınların yabancı erkekler arasında bu şekilde dolaşmaları gayret azlığındandır demiş Alusi. Yani cilbabın siyah renkte tercih edilmemesinin enteresan bir şey. Yani kadınların takvasının işte emirlere hassasiyet göstermemesinin erkeklerin gayret azlığından dolayı çarşaflarının renginin siyah olmamasından şikayet etmiş Alusi. İşte demiş ki bana göre erkeklerin kadınların dışarıya bu şekilde çıkma izni vermeleri, bundan hoşlanmaları ve kadınların yabancı erkekler arasında bu şekilde dolaşmaları gayret azlığından. Yani bu söyledikler modern algıyla düşünürseniz tabii sevgili kardeşlerim yani idrak biraz zor olur. Daha derin İslami tefekkürle düşünmeniz lazım.
Bu yaygın bir musibet halini almıştır. Böyle yaygın musibet haline gelen şeylerden biri de kadınların kayınbiraderlerinden sakınmamaları, kocalarının da buna aldırmamaları, hatta çoğu zaman da bunu bizzat kendilerinin emretmeleridir. Bütün bunlar Allah Resulü'nün müsaade etmediği şeylerdir. La kuvvete illa billah. Aliyusu cilt 17 sayfa 146. Cilbap bütün bedeni örtmelidir. Özellikleri şeffaf ve ince olmamalıdır. Zinetleri göstermemelidir. Hatları belli etmemelidir. Kemikleri belli etmemeli. Kişiyi tanıtmamalıdır İbn Abidin. Koku sürünüp dışarı çıkmamalı. Kokuyla alakalı hadis-i şeriflerden bahsetmiş. Kadının şer'i tesettürü erkek elbisesine benzememeli, süslü olmamalı. Ziynetlerini göstermeyecek şekilde olmalı. Burada birçok dipnot var tabi. Çok kaynak açısından zengin yani. Bu en kaynak açısından zengin okuduğum benim tesettürle alakalı kitap. Müslümanların elbiselerini giymeli mümin kadınlar. Çünkü kim bir kavme benzerse ondandır. Ebu Davud, Libas, Müsnet, Tirmizi. Buralardan kaynak verilmiş. Ayakkabılar dikkat çekici ve ses çıkaran cinsten ve içerideki gizli süsleri ortaya çıkaran cinsten olmamalı. Kadınların gizlediklerinin bilinmesi için kadınlar ayaklarını yere vurmasınlar. Nur 31. Elhasıl tesettür ikidir. Biri avretin tesettürüdür ki elbise ve başörtüsüdür. Diğeri fitne ve fesattan mahfuz kalmak için kadının namahremlere karşı olan tesettürüdür ki bu da çarşaftır demiş müellif. Buralarda genel olarak müellife katılıyorum. Şimdi buradan sonra tesettür risalesinin şerhe başlıyor. Burada tabi biz tesettür risalesini okuduk daha önce bu şeyde. Burada farklı farklı konulara da giriyor haşiyelerde. Oraları ilgili bölümlere ekleyeceğim ben. Çünkü güzel kaynaklar vermiş. Yani klasik eserlere hakim olduğu için müellif. Oraları güzel şey yapmış, kaynaklandırmış. Tesettür hakkında sorulan sualler var. Bazı yerlere tabi tekrarlar var. Evet. Bakalım bilmiyorum kaç video çıkar bundan. Ama yoğun olduğunu söylemeliyim. Elhamdülillah.